Ne yapıyorsun lan? Yetersiz. Dayı dayı oğlum, sana süper bir haberim var lan. Ne yapıyorsun, Japonya'ya mı gidiyorsun? Düşünmedim değil. Vallahi de o değil. Bu şey vardı ya, süslü Yiğit. Herifin yerini buldum. Üstüne kayıtlı başka bir araba daha vardı. Mobeselerden baktım, çat buldum. Etiler'de böyle lüks bir kuaför salonunda takılıyor şimdi. Vay. İyi, tam lakabına uygun yerde. Hadi çıkmadan alalım şu Yiğit'i. Hadi. Tamam ulan tamam, hadi yeter. Ezberlediğiniz ezberleyeceğiniz kadar. Hadi kaldırın şu kağıtları. Bu yüzükleri takın. Unutmayın, yeni evlendiniz, ona göre başka ne vardı? Ha, yavru kedi hikayesini sakın unutmayın. Onun dışında da sormak istediğiniz başka bir şey var mı? Ya ben tam o şeyi anlamadım. Benim karakterim ne burada? Ulan ne karakteri? Film milim çekmiyoruz. Ha, Tülay geldikten sonra da yarım saat sonra kalkacaksınız ha. İkimiz birden mi? Yok, tek tek kalkın. Salak salak konuşmayın ya. Herhalde ikiniz birden kalkacaksınız. Geliyor Tülay. Bana bak, komik bir şey anlatıyormuşum gibi yapın, değil mi? Hadi ya. Ulan ondan sonra çağırdım çocuğum. Bir tane buradan çekiyorum, bir tane buradan koyuyorum. Tülay abi, hoş geldin. Merhaba. Yeşim. Merhaba. Hasan. Merhaba, hoş geldiniz. Onlar da yeni evlendiler. Aa, ne güzel. Çocuk var mı peki? Yok. Ama düşünüyoruz. Ertan, anlattığın kadar güzelmiş. Aferin sana kanka. Bir şey, ne içersin bu arada? Bir kahve alabilirim ben. Kahve, tamam. Bakar mısınız? Bir tane sade kahve rica etsin. Ya biz de liseden beri arada falan görüşüyoruz ama uzun zaman oldu görüşmeyeli. Hasret gidermiş olduk sayende, sağ olasın. Ya tabii canım. Yani biz liseden beri hiç kopmadık. Ya Ertan olmasa çoktan kopmuştuk. Bizi bir araya getiren Ertan. Hani ortam şebeği derler ya. Öyle bir şey işte. Ya öyledir. Arkadaş canlısıdır kendisi. Çok değil kalplidir. Şey hatırlıyor musun kanka? Neyi kanka? Bir akşam senden şeyden dönüyorduk. Hani maçtan dönüyorduk. Hatırlarsın ya. Ya dur sakın, şimdi kızın yanında onu anlatma bana, anladın mı? Utandırma beni ya. Yo, anlatabilirsin. Merak ettim. Neyse işte maçtan dönüyoruz arabayla. Saat 11 falan. Yolda gidiyoruz. Birden bir baktık, arabanın önünde bir tane kedi yavrusu gördük. Yazık, başka bir araba çarpmış kediye. Ayağı kırılmış. Tabii Ertan kediyi gördü, hemen durdu. Aldı kediyi, arabanın arkasına koyduk. Öyle gittik. Ya bir de kediler alerjisi var, düşün. Ya. Neyse. Sonra o saatte biz kalktık, saatlerce veteriner aradık. E tabii malum, bulamadık. Oraya gittik, buraya gittik, baktık ki olmuyor. En son bizim Ertan gitti, kapalı veterineri açtırmak için bir dünya para ödedi. Yani sayesinde kedi ciddi kurtuldu. Hani öyle bir adamdır Ertan. Çok şanslısın şekerim. Şanslı derken? Ertan size ne anlattı bilmiyorum ama biz sadece arkadaşız. Ya o yalan da eski gibi Tülay'cığım, hani çekmeyin, biz sadece arkadaşız falan. E biz paparazzi değiliz ki, rahat olun. Öyle değil mi Ertan?